Son dakika haberi 24 saat. Giriş tarihi 13 Ocak 2018 16:42 güncelleme tarihi 13 Ocak 2018 17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Erdoğan'dan 2023, 2053 ve 2071 vurgusu yeni yönetim sistemimiz, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile 2023'e daha hızlı ilerleyecek 2053 ve 2071 vizyonuna sımsıkı sarılacak. Terör örgütleri başarılı olamayacaklar. Şu anda karşımda bölücü teröre şamar olup inen bir Bingöl görüyorum. 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülere her yeri dar eden her Bingöllü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Terör örgütleri başarılı olamayacaklar. Arkalarındaki güçlere rağmen vatan toprağının tek bir taşını bile bizden koparamıyorlar. Hem sahada hem masada varız. Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'nin olurunun alınmadığı, Türkiye'nin rızasının gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı yoktur. Türkiye'nin hassasiyetleri hesaba katılmadan atılacak tüm adımlar er ya da geç hakim kalmaya mahkumdur. Türkiye, milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem masada hem sahada olmaya devam edecek. Dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz. Erdoğan, siz KAÇAKSNZ, biz KOVALAYAYA yumuşak GZ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bingöl 6. Olan İl Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paralel devletmiş, ne demek paralel devlet, ahlaksızlar, ne işin var Pensilvanya'da, hadi gel buraya, niye gelemiyorsun, gelemezler. Arkalarına Amerika Birleşik Devletleri'yi almışlar, kimisi de batıda bazı ülkeleri arkalarına almış, onlara sığınarak kaçıyorlar. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız ve bu milleti bölemeyeceksiniz, dedi. Elazığ'dan Bingöl'e selam getirdiğini belirten Erdoğan, orada da yoğun bir ilgiyle karşılandıklarını söyledi. Rabia'mıza sahip çıkalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizden bir isteğim var, Rabia'mıza sahip çıkalım. İfadelerine yer verdi. Tek bayrak, tek millet vurgusu yapan Erdoğan, tek millette Türküyle, Kürtüyle, Zazasıyla, Lazıyla, Arapıyla, Boşnakıyla, Arnavutuyla 80 milyon tek millet olunduğunu ifade etti. 780 bin kilometrekare ile tek vatan, Rabbim bizi böyle yaratmadı mı, biz yaratılanı yaradandan ötürü sevmedik mi, bizde ayrımcılık yok, böyle çalışacağız, diyen Erdoğan, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Tek bayrak, bayrağımızın rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi, diye konuştu. Türkiye'nin 780 bin kilometrekare ile tek vatan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti, vatanımızı bölemeyecekler. Kim buna yeltenirse askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerle tank olur inlerine gireriz. Bu milletin huzurunu bozamayacaklar. Dört tek devlet paralel devletmiş. Ne demek paralel devlet? Ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya'da? Hadi gel buraya. Niye gelemiyorsun? Gelemezler. Arkalarına Amerika Birleşik Devletleri'yi almışlar. Kimisi de batıda bazı ülkeleri arkalarına almış, onlara sığınarak kaçıyorlar. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız ve bu milleti bölemeyeceksiniz. Bunlar ümmeti parçalamaya çalıştılar. İnşallah bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var, başka asla. Öyleyse bizler birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Para pul için değil, makam için değil, aşiret kavim, kabile için değil, herkes kabilesiyle, kavmiyle övünebilir ama bir kavmin bir kavmi üstünlüğü yok, üstünlük sadece takva ile mümkündür.
kim Allah'a daha yakın ise o daha üstündür. Bingöl'ün hanımları her zaman dimdik durdu. Bingöl'den çok şey beklediklerine işaret ederek, Mart 2019'da yerel seçimler olacağını hatırlatan Erdoğan, "Hazır mıyız?" arkasından Kasım, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak, hazır mıyız?" Bingöl'ün hanımları her zaman dimdik durdu, çok güçlü durdu. İnşallah o seçimlere giderken çok güçlü gideceğiz, ana kademe, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız, diye konuştu. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, vurgusunu yineleyen Erdoğan, hep birlikte Türkiye olunması gerektiğine dikkati çekerek, konuşmasını alandakilerle, beraber yürüdük biz bu yollarda, şarkısının sözleriyle tamamlandı.